Oğlum hani anime kızları gerçek değildi lan? Bu oyundaki kızlar çok fazla gerçek duruyor. Gerçekten bu oyunu çok fazla beğendim. Siz de sevebilirsiniz diye düşünüyorum. Çünkü hem grafikleri çok güzel hem de oynanışı mükemmel. Gelin Snowbreak'i hep beraber bir deneyimleyelim. İlk size kızlarımı göstererek başlayayım dostlar. Şu Ajajiya artık ismi neyse, nasıl telaffuz ediliyorsa, favori kızım bu. Gerçekten bunun atış dinamikleri mükemmel, bayılacaksınız. Bunu oynamamı bekleyin, özellikle sarmadan izleyin. Bu hafif makinalı kullanıyor. Yani bunun kostümü ve tasarımı çok güzel. Bunun da yeteneklerini sevdim. Bu da baya hoşuma gitti. Şunu yeni çıkarttım. Bunların ben bu arada hiçbirinin ismini telaffuz edemiyorum. Çok zor. İsimlerini o yüzden söylemeyeceğim. Şuna mesela kedi kız diyorum. Tamam mı? Şu favorim. Bunun ismi favorim abi. Şu da yeni çıkarttım. Bu direkt bildiğiniz assault silah kullanıyor. Bunun hasarı çok güzel. Oynaması çok zevkli. Bu da hafif makinalı. En güçlü karakterlerimden birisi. Bu da sniper. Dostlar bunu da yeni çıkarttım. Sniper sınıfı bile var. Mükemmel yani. Bu da güzel. Bu da uzun namlulu bir pompalı kullanıyor. Yani şu da aslında pompalı ama bunun tabancası daha çok hoşuma gidiyor. Daha çıkartmadığım bir ton karakter var. Ve bunların hepsi kız aga, gördüğünüz gibi. Yani anime kızları bu oyunda gerçek. Hadi gelin şimdi şu aksiyona bir dalalım. Benim için ebedi takımım bunlar dostlar. Şimdilik ikisi 15 seviye, birisi 10 seviye. Bu zaten 10 seviye olmasına rağmen güçlü. İlk ana olarak şu assault'u kullanıyorum. Daha sonra zevkine milleti parçalamaya geçmek istediğim zaman benim favorimi kullanıyorum. Assault'lu çok güzel. Bu da güçlü. Hadi başlayalım. İlk olarak assault'luyla oyunu şöyle bir size anlatayım dostlar. Burada robotlara karşı savaşıyoruz. Oyunun mekanikleri güzel. Mobil versiyonu da var. Ve ben mobil optimizasyonunu da beğendim bak. İlk şöyle size bir şeyler fırlatanları bir seri seri öldürün. İlk etapta bu tarz böyle basit görevler geliyor karşınıza dostlar. Ama hepsi böyle basit değil. Oyunun boss savaşları özellikle bazen çok can sıkıcı olabiliyor. Çünkü boss'un farklı bölgelerini ilk etapta öldürmeniz gerekiyor. Doğrudan büyük bir boss'u öldüremiyorsunuz. Gel koçum buraya. Gel koçum buraya. Tamam. Bu karakteri gösterdim değil mi size? Gelin abi hemen şimdi size benim favorimi göstereyim. Bakın favorimin tasarımı da çok güzel. 6 tane mermisi var sadece. Ama o 6 mermi bile yeterli. Çat tek. O kadar iyi. Tek. Kalkanı yoksa tek baba. Gelin lan buraya. Anime kızları gerçek değil diyenleri yorumlara bekliyorum dostlar. Bence gerçek. En azından bu oyundakiler. Şunu bir patlatayım. Bak kalkanları varsa zor ölüyor. Hatta ölümsüz şerefsiz. Şöyle dodge'layabiliyorsunuz. Ben şu kalkanları olmayanları hemen bir öldüreyim. Yo kafasından vurursanız onları da öldürüyorsunuz. Yani en azından kafasından daha fazla hasar veriyorsunuz. Şu hafif makinalıyı da göstereyim mi size? Yok bu assault'tu bir dakika. Hafif makinalı buydu. Hafif makinalı elektrikli dostlar. Çarpıyor. Bunun da sağlam hasarı var. Ama benim favorimi siz de beğendiniz. Bence o da sizin favoriniz oldu. Bunu parçalıyoruz mu? Ne yapıyorsun? Ha yok bunu açmamız gerekiyormuş. Bu tarz görevler yapıyoruz. Birçok bilgisayar modelinde rahatça çalışabilecek bir oyun dostlar. Umarım bu videoda bir boss savaşına da denk geliriz. Her gün bir oyun serisini devam ettirebilmem için lütfen beğenmeyi unutmayın. Beğenileriniz benim için çok önemli. Şimdi şu yetenekleri göstereyim size mesela dostlar. Dur şunu bir toplayayım. Şimdi her karakterin... Lan toplayamadım bir dakika. Her karakterin kendine has iki tane yeteneği var. Bir E ile kullandığımız normal yetenek, bir de Q ile kullandığımız ultimate yetenek. İlla bunu da patlatmam lazım yani. Buradan çıkmayacağım mı? Düşman mı kaldı? Ha geriye doğru gidecekmişiz. Bunun yeteneği çok güzel. Mesela bıçak fırlatıyor dostlar. Bıçak 1-2 kişiye sekiyor. Ultimate'ini hatırlamıyorum lan. Favori karakterimin ultimate'ini hatırlamıyorum. Mesela yeteneğini kullanıyorum. Böyle bıçak atıyor pat pat. Ama bu zor bir şey olduğu için. Yani şu karşımdaki düşman biraz diğer düşmanlara göre uğraştırıcı. Şuna salla mesela. Çat çat. Acaba bunun ultimate'i ne lan? Şöyle bak bıçağı salla öldürür direkt. Hele yakından bıçak hiç affetmiyor. Sen ne yapıyorsun orada abi? Mesela şey de yapmak zorunda değilsiniz ha. Şunu şunları öldüreyim. Şunun yeteneğini gösteriyorum bakın. Bu da drone saldırısı yapıyor dostlar. Sağlam. Şimdi şunun yeteneğini göstereyim size. Bu da etrafa tarotlar yerleştiriyor bakın şöyle. Gördüğünüz gibi. Bu tarotlarda tarot diyorum lan tarot ne? Taret. Taret dostlar. Tarot kağıttı değil mi lan? Fala falan bakıyorlardı. Öyle bir şey diye hatırlıyorum. Bunun ultimate'i geldi. Bunun ultimate'ini kullanabilir miyiz?
görev bitmiş olabilir. Neyse, bir sonraki görevde zaten ultimate'inde gösteririm size. Buraya kadar nasıl buldunuz? Sizce eğlenceli mi? Lütfen görüşlerinizi yorumlara yazın. Unutmayın, anime kızlarını da değerlendirmenizi istiyorum. Yorumların hepsine cevap vereceğim. Şimdi dostlar, aynı ekiple tekrar girdim. Farklı bir bölümdeyiz şu an. Bu sefer yetenekleri kullanmaya odaklanacağız. Şunu bir kullanayım, şuraya bakayım. Nasıl vuracak? Bekliyor, bekliyor. Dur lan dur. O nasıl? Ha, bu galiba kendi etrafına çekiyor düşmanları anladığım kadarıyla. Yoksa bir hasar mı veriyorsun? Ne yapıyorsun abi sen? Bundan kaç tane koyabiliyorum mesela? 2 tane. Bir tane daha koyabiliyor muyum? 3 tane. Bir tane daha koyabiliyor muyum? Hayır. Max 3 tane koyabiliyorum. Güzel. Bunun ultimate'ini bakalım, hemen bir kullanalım. Daha doğrusu şunları öldüre öldüre. İlk şu duvardaki... Oğlum bunlar niye ölmüyor lan? Oha, silah fena sekti. Şunları hemen bir seri öldürürüm. Sen niye ölmedin oğlum demin? Acaba mesafe vardı ya mı? Bu arada saldırılır az falan diye düşünmeyin. Çok fazla hani saldırıya maruz kalırsanız. Dur lan dur bir ya. Dur bir ya. Ultimate'i doldurmaya çalışıyoruz. Ultimate'i nasıl doluyor lan bunun? Dol artık. Umarım kullanabiliriz bu videoda. Bir de mesela karakterler arası geçiş yaparken de kullanılan bir yetenek var dostlar. Mesela favori karakterime geçip X'e bastığım zaman... Dur oğlum bir ya. Ekstra bir geçiş yeteneği kullanıyor. Yakınınızda falan düşmanlar falan varsa iş yapar yani. Ya şu tepedekilerden nefret ediyorum abi ya. Tepedekiler can sıkıyor ya. Şunları bir öldüreyim seri seri. Bak onlar bir de top atıyor. Çok güzel ya. Oyunun hissiyatını çok beğendim ya. Ve oyun telefonda da çok güzel çalışıyor. Ben Xiaomi Mi 10T ile oynadım. Sorunsuz bir şekilde oynadım dostlar. Ama tabii optimizasyon problemleri olabilir. Hah, ultimate'imiz geldi. Ultimate'i kullan abi. Ultimate'i kullan. Bak, ultimate animasyonu giriyor devreye. Ne oldu lan bir anda? Bu ne işe yarıyor bu abi? Sen ne işe yarıyorsun abi? Ateş mi ediyorsun? Anlamadım ki ben. Acaba çevresinde bulunduğum için bana güç falan mı veriyor? Sen ne işe yarıyorsun oğlum? Anlamadım. Açtık o kuleyi. Ne işe yaradığını da bilmiyoruz. Neyse, benim favori karakterimin ultimate'ini kullanalım. Bak bu daha anlamlı bir karakter ya. Her türlü tek atıyor abi. Her türlü tek atıyor. Şunu nasıl alacağım ben? Oraya çıkabiliyor muyum? Çıkabiliyorum. Gelin lan buraya. Gel koçum, gel. C'de ekstra bir... Ha pardon, o geçiş yeteneklerini ekstra kullanabiliyormuşuz lan. Ha, geliyor karakter, o yeteneği kullanıyor, gidiyor, anladım. Olayı anladım. Kanka biraz müsaade et de şunu da ultimate'ini getireyim. Herkesi öldürmemeye çalışıyorum ultimate'ini görmek için. Hadi lan, hadi lan. Burayı bitirdiğim zaman yüksek ihtimal bitecek. Gel artık, ne ultimate'misin be. Herkes şu an senin ultimate'inin gelmesini bekliyor. Bıçağa bak, tak tak tak, nasıl gidip geliyor. Bilerek öldürmüyorum dostum şu an bunları. Şu ultimate'in gelmesini bekliyorum gerçekten. Gel artık be abi. Bitti, görev bitti. Görev bitti. Puh, yine ultimate'ini göremedik. Neyse dostlar, siz ultimate'i falan sallayın. Gelin az çok bu oyunun nasıl bir oyun olduğundan da bahsedeyim. İndirip oynamak isteyenler varsa diye söylüyorum. Telefondan da oynanan, cross platform, co-op bir şekilde oynayabileceğiniz gacha türünde bir shooter RPG dostlar. Oyunda gördüğünüz gibi anime kızlarını çıkartıyorsunuz ve bu anime kızlarının silahlarını, skinlerini değiştirmeniz mümkün. Hatta gelin onu bir inceleyelim hemen. Mesela burada geldiniz ya, bakın burada bunun hiçbir kostümü yok. Kostümü olan yok mu lan? Heh, mesela şunun şu kedi kız kostümünü değiştirip farklı bir kedi kız kostümü giydirebilirsiniz. Bunun da kostümü yok. Bunun var kostümü. Şimdilik hani kostüm sayısı oyun yeni olduğu için anladığım kadarıyla çok az. Ha, bunun kostümü güzelmiş. Bunu beğendim. Bir de bunların silahlarını değiştirebiliyorsunuz dostlar. Şurada depomuz var gördüğünüz gibi. Türlü türlü silah mevcut. Bu silahların görünümleri de değişiyor bakın. Gerçekten değişiyor. Burada türlü türlü silahı da yine gacha sisteminden çıkartabiliyorsunuz. Gacha sistemi de burada dostlar. Silah, karakter çıkartabildiğiniz gacha sistemi burası. Oyun pay to win mi değil mi bilmiyorum. Doğrudan online odaklı bir oyun olmadığı için de pay to win desek ne demesek ne hiçbir şey fark etmiyor. Yani sırf şu fight kısmındaki hikaye modunu tamamlayabilmek için bile oynayabilirsiniz. İleride arkadaşlarınızla çok oyunculu bir şekilde daha zorlu bosslara karşı da mücadele edebilirsiniz dostlar. Size hiç sniper sınıfını göstermedim. Sniper'ı da gösterip, o da çünkü çok eğlenceli, videoyu kapatmayı düşünüyorum. Umarım sarmadan sıkılmadan izleyebiliyorsunuzdur dostlar. Hadi gelin şu takımı bir oluşturalım. Tamam mı? Yeni maça girelim. Sniper'la maça başlayabiliriz. Hadi bakalım. Yine geri... Bak bak bak, haret. Salak, yemin ederim geri zekalı bu çocuk ya. Allah kahretsin beni.
Allah beni kahretsin. Hepsine tek. Şu an benim onu korumam lazımmış. Lan herkes buna saldırıyor. Koruma göreviymiş. Sorun yok. Sağında solunda kimse kalmadı. Görev tamam. Bu da çok güzel. Bunun da yeteneği böyle dostlar. Bakın birazcık rakibin sizin görmemesini sağlıyorsunuz. Hafif böyle zamanı durduruyormuş gibi. Ama eğlenceli yani. Gerçekten eğlenceli. Gel buraya. Tabii böyle yakınlaştırmadan da vurabiliyorsunuz. Birazcık pompalı etkisi gösteriyor o zaman. Ama tabii ki bununla zaten sniper gibi oynamak. Oğlum ne oluyor lan, dur. Tepeden gelmişler. Şunları görmedim hiç. Az daha kalsın canımızı yiyorlardı. Neredesiniz abi? Yani sniperla da gördüğünüz gibi oynaması çok zevkli abi. Ultimate'ini bir kullanalım. Sniperların ultimate'i çok fazla hasar veriyor. Oğlum bırakın lan bataryaları. Hepsi bataryalara saldırıyor. Ay! Dur lan! Sniper'la boss tokatlaması çok güzel oluyor biliyor musunuz dostlar? Sen ne yapıyorsun orada şerefsiz? Evet, ultimate'imiz geldi. Ultimate'imiz geldi. Gel buraya. Bak. Ultimate'e bak şimdi. Bak bak. 1098. Ve bu hani karşısındaki tüm düşmanları vuruyor. Birazcık artık yakın mesafeye geçsek güzel olacak. Hatta direkt assault'a. Oğlum çok fazla. Bak dur dur sen. Sen orada şunları bir yerleştir şuraya bir. Yerleştir şunları abi. Ne işe yaradığını bilmediğimiz tüm yetenekleri kullanalım. Bu ne işe yarıyor bu yetenek? Ha, elektrik çarpıyor bakın. Üçünün arasında kaldılar mı? Böyle şu ikisi birbirinin arasında kalanlara elektrik çarpıyor. Olayı sonunda çözdük ya. Ve bir görevi daha tamamladık. Umarım eğlenmişsinizdir. Her gün bir oyun serisine devam edebilmem için beğenmeniz, abone olmanız ve bildirimleri açmanız çok önemli. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.